kentin bu bölgedeki merkez olmasından kaynaklanan geçmiş yıllarda plansız ve kaçak yapılaşmanın ciddi anlamda da sorunlarını oluşturduğu bir bölümümüz var bizim eski merkez Samsun dediğimiz. İşte Baruthane'den Tekeköy'e kadar. Başlıca sorunlar burada daha çok ulaşım ve otopark. Bir de kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve kentsel gelişim alanlarının tabi olması gereken çok ciddi bir yapı dokumuz var, mahalle dokumuz var, kent dokumuz var. Onlarla da ilgili çalışmalarımızı bir taraftan hazırlıklarımızı yapıyoruz inşallah. 31 Mart seçimlerinden sonra behamehal tüm kentin o eski dokusu, o kaçak ve plansız yapılaşmadan kaynaklanan sorunlarını günümüzde ağırlaştığı o bölgeleri de inşallah önümüzdeki 5 yılda kesin çözüm üretecek projeleri de devreye alacağız. Çalışmaları bu şekilde yürütüyoruz. Bunlar daha çok kent merkezindeki otopark alanlarının mutlaka oluşturulması. Bunlar belli yapı dokularını kamulaştırarak yıkıp onların yerine otoparkları ve üzerine yaşam bahçelerine yapmak şeklinde gerçekleşecek daha çok. Bir de kent merkezindeki bir kısım kamu yapılarını başka alanlara taşınarak o alanları da topluma, şehrin merkezine kazandıracak şekilde projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz ve bunu da halkımızla paylaşıyoruz. Doğrusu bu projeler hem benim mesleğim mimarlık, hem ticaret, sanayiciliğim de söz konusu, siyasette bulununca aslında bizim bunları sahada çok verimli, çok kaliteli projelerle birlikte ortaya çıkarma imkanımızın da olduğunu görüyoruz doğrusu. Ben parlamento hizmetlerinde bulundum 3 dönem. Ama yerel hizmetlerde de bu konuda çok faydalı olma imkanımızı, Samsun'da potansiyellerini, imkan ve kabiliyetlerini görünce bizi de heyecanlandırıyor doğrusu aslında. Yani o halkımızdaki heyecan, karşılıklı bizdeki heyecan onlara, onlardaki heyecan bize, böyle bir seçim atmosferini şu anda yürütüyoruz. 31 Mart'a kadar aralıksız çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Ama özetleyecek olursak Samsun 31 Mart'tan sonra nasıl bir belediyeye kavuşacak dersek, hakikaten gönül belediyeciliğini tamı tamına gerçekleştirmiş 1.312.000 insanımızla hemhal olmuş bir belediye, hizmeti onların ayağına götüren, onların taleplerini mutlaka alabilen, onları değerlendirebilen ve onları hizmet olarak yansıtan bir belediyeyi gerçekleştireceğiz. Bunun üzerine tüm sorun alanlarını kalıcı, kesin ve tekrar etmeyecek şekilde çözecek projelerimizi devreye alacağız. Bu daha çok ifade ettiğim gibi ulaşım, otopark, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm ve kentsel gelişim projeleriyle birlikte bunları gerçekleştireceğiz. Bu kesin. Bunun üzerine de mesela özellikle kırsal köylerden dönen tüm mahallelerimizin altyapılarını biz önümüzdeki 5 yılda tamamını tamamlayacağız. Yani o zaman Samsun Büyükşehir Belediyeciliği yakın bir gelecekte artık altyapı yapan, yol yapan, kanalizasyon yapan, içme suyu getiren belediye hizmetlerini tamamlamış olarak başka bir vizyona geçmiş olacak. O da nedir? Sosyal projelere ağırlık veren, üretime ağırlık veren, imalata ağırlık veren, sanayiye ağırlık veren, ihracata ağırlık veren, turizme, kültüre, sanata, spora ağırlık veren bir belediyecilik hüviyetine 5 yıl içerisinde bunları inşallah kavuşturacağız. Yol ağı var Samsun'un. Yollarda şu anda ulaşım noktasına ve Ramazan bayramına kadar behamehal insanlarımızı bayramda evlerine, mahallelerine dahil olmak üzere elverişsiz yol şartları bırakmayacağız. Onları ulaştıracağız. Ama bu arada ifade ettiğim gibi hemen yine mahallelerde 17 tane ilçemiz var. 20 ayrı ekip kurup hemen ihtiyaçları belirleyip bir ekipte en az 10 tane kamyon, eskavatörleri, işte silindirleri, kreylerleri, yükleyicileriyle beraber bir mahalleye gideceğiz. O mahallelerin altyapısını bitirmeden o mahalleden çıkmamak üzere hemen bu 20 ekiple 20 ayrı yerde bu çalışmayı başlatacağız. Bu arada kent merkezinde şu anda sanayi bölgelerimizde, belli mahallelerimizde yine ulaşım sorunlarıyla ilgili, altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili behamehal onların da çalışmasına bir taraftan başlayacağız. Bu çalışmaları yürütürken 2019 yılı içerisinde biz yeni bir Samsun merkeze bir sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Şu anda sanayicilerimize ciddi anlamda yatırım bekleyen firmalarımız var. Bunlara arsa temin edilemediği için bu yatırımları yapamıyorlar. 2019 yılında 3500 dönümlük bu bizim daha mevcut tersane alanı diye ifade ettiğimiz alanın arkasında orada bir alan var. O alanı oluşturup behamehal onların yatırımını önünü bir defa açacağız. Arkasına ikinci bir 5000 dönümlük
bir sanayi bölgesi oluşumunu çalışmaların bir taraftan başlatacağız. Önümüzdeki dönemde en çok emek verecek olduğumuz başlıca alanlardan bir tanesi de özellikle üretim sanayinin önünü açmak. Bunlara destek olmak. 5 yıl içerisinde ümit ediyoruz. 4-5 milyar liralık yani 4-5 katrilyona yakın inşallah bir sanayi yatırımının gerçekleşmesini temin etmek üzere çalışmalarımızı, o sanayi alanlarımızın oluşturulması, onların işte ruhsatlandırılması, o konuda onlara destek olması, onların altyapıların yapılması noktasında ciddi bir inşallah çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız.